Kuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey başlıyor. Ücret 1 Ocak 2. İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Silva'nın mahallelerinde 9 gündür sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar var. İlçede olan bitenle ilgili belirsizlik hakim. Bildiğimiz kadarıyla bir şehit teğmen ve yaralılar var. Sivil kayıplar konusuysa karanlık. Deha muhabiri Ferit Aslan ve bölgedeki güvenlik uzmanı Mete Yarar'la konuşacağız durumu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırlayıp haftalardır çekmecede tuttuğu ilerleme raporu açıklandı. Raporun neden bugüne kadar açıklanmadığı da belli oldu. Zira içinde ilerlemeye dair pek bir şey yok. Sinan Ülgen ve Emre Gönen'le raporu ve Avrupa Birliği ile son durumumuzu konuşacağız. Bu yılın başında kaybettiğimiz Yaşar Kemal adına uygun büyüklükte bir konserle anılacak. Tekfen Filarmoni, edebiyatın çınarını türküden operaya bir dizi eserle anacak. Tekfen Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit ve Zülfü Livaneli konuğumuz bugün her şeyde. Yazar, oyuncu Gülse Birsel yeni bir kitap yayınladı. Kitabın adı Memleketi Ben Kurtaracağım. Nasıl kurtaracak? Canlı yayında anlatacak. Her şey başlıyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki sokağa çıkma yasağı 9. gününü doldurdu. Sivil ve askeri kayıpların yaşandığı ilçede son olarak bir teğmen şehit düştü. Çatışmalarda yüzlerce ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekmek ve su bulmakta bile güçlük çekildiği belirtiliyor. İlçeden göç edenlerin sayısının da 20 bini bulduğu anlatılıyor. Son durumu Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan'dan alacağız telefon attığımızda. Ferit merhaba. Merhaba Mirgün Cabas. Neler oluyor Silvan'da? Mirgün Cabas, istersen önce bugünü bir anlatalım. Bugün sokağa çıkma yasağının Silvan'da Tekel, Konak ve Mescit mahallelerindeki hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için uygulanan sokağa çıkma yasağının 9. günüydü ve bugün sabah saatlerinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyon gerçekleştirildi. Operasyona askerler de tanklar eşliğinde katıldı. Havadan da helikopterler operasyona havadan destek veriyordu. Operasyon sabah saat 05 sıralarında başladı ve gün boyunca ilçe merkezinde bu 3 mahallede şiddetli çatışmalar, patlama sesleri geldi. O bölgeden bugün gelen bilgilere göre, senin de ifade ettiğin gibi, bir teğmen şehit oldu. Bir asker ağır yaralandı. Askeri hastanede tedavisi devam ediyor. Yine ikisi çocuk olmak üzere 3 sivil de yaralandı. Bunlar tabii ambulanslarla o çatışma bölgesinden hastaneye getirilen yaralılar. Yoksa bazı görgü tanıklarının ifade ettikleri gibi, HDP milletvekilinin verdiği bilgiye göre başka yaralıların da olduğu, ancak ambulansa güvenlik gerekçesiyle izin verilmesi için ambulansın gidip o yaraları alamadığı yönünde bilgi var. O sokağa çıkma yasağının uygulandığı 3 mahallede dünden bu yana HDP'nin 3 milletvekili de var. Diyarbakır milletvekilleri Nursel Aydoğan, Sibel İyitap ve Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran da dün yaşamını yitiren bir taksici, iki sivilin cenaze töreninden sonra bir grupla birlikte, eski milletvekili Ayla Akat'la birlikte canlı kalkan olarak o mahallelere gittiler ve dünden bu yana kendileri bu sokağa çıkma yasağının olduğu bu 3 mahallede bulunuyor canlı kalkan olarak. Sabah saatlerinde Diyarbakır milletvekili Feleknaz Uca milletvekilleriyle bağlantı kuramadıklarını söyledi. Hem oradaki halkın hem milletvekillerinin hayatından endişe ettiklerini söyledi. Ancak gün ortasında zaman zaman bu milletvekillerle bağlantı kurdular. Daha sonra HDP'nin grup başkan vekili İdris Baluken başkanlığında 9 milletvekilinden oluşan bir milletvekilinin de bir milletvekili heyetinin öncülük ettiği
Bir grup öğleden sonra ilçeye gitti. Bunlar kaymakamla, yetkililerle görüşerek sokağa çıkma yasağının devam ettiği, çatışmaların sürdüğü, yaraların olduğu mahallelere girmek istediler. Ancak polis önlerini keserek izin vermedi ve gazla bunları dağıttı. Şu anda milletvekillerinin orada Silvan'da bekleyişleri devam ediyor. Görüşmelerinden bir sonuç alamadılar. Kaymakamlık oradaki hendekler kapatılmadan sokağa çıkma yasağının kalkmayacağını ve operasyonun devam edeceğini söyledi. Dediğim gibi bugün konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliğinden de bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında bugün yaşanan çatışmalarda ki görgü tanıklarına göre bugüne kadar yaşanan en büyük ve en şiddetli çatışmaydı. Çünkü çatışmaya bugün sabah saatlerinde askeri birlikler ve tankların da dahil olduğunu söyleyebiliriz. Valilik açıklamasında 5 PKK'lının öldürüldüğü ve sosyal medyada yer alan bazı haberlerin de yalan olduğu ifade edildi. Peki sivil halktan ne haber? Şimdi sivil halktan bu 3 mahallede 9 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı, ki daha öncesinde de bu mahallelerde yine sokağa çıkma yasağı 6 kez daha uygulanmıştı. Bir kısım sivil halkın o zaman evlerini bırakarak Diyarbakır'a geldiği ve Silvan'da güvenli olan ailelerinin yanına gittiği söylendi. Ama halen orada yaşayan halkın olduğunu da söylemek mümkün. Hem HDP milletvekillerinin verdiği bilgiye göre, hem orada bulunan gazeteci arkadaşların verdiği bilgiye göre oradaki sivil halk da bu çatışmanın yaşandığı mahallelerde yaşayan sivil halkın da ciddi anlamda bir gıda sıkıntısı çektiği, orada zaten telefon ve internet iletişiminin olmadığı, su sıkıntısı çekildiği, bugün Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da o mahalledeki yerlere kaymakamlık vasıtasıyla gıda yardımı yapıldığı yönünde bir açıklaması vardı Diyarbakır Valiliği'nin. Ancak HDP'liler ise gelen yardımların oraya gitmesine, çatışmanın devam etmesi ve güvenlik gerekçesiyle yetkililerin izin vermediğini söylüyorlar. Yani o bölgede yaşayan sivil halk var ve o halkın da zaten bugün meydana gelen çatışmada, valilik açıklamasında da belirtiliyor, İkisi çocuk, 3'te sivil yaralanmış. Ama tam olarak net o mahallelerde ne yaşandığı, ne olup bittiği konusunda da sağlıklı bilgi almak mümkün değil. İşte dünden bu yana 3 HDP'li milletvekilinin o mahallelerde olduğunu ve bunların da zaman zaman HDP'li diğer vekillerle ve sosyal medya aracılığıyla orada gidebildikleri yerle ilgili paylaştıkları bilgiler var kamuoyunda. Ferit Aslan, çok teşekkürler. Şimdi bölgede bulunan strateji ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'a bağlanacağız. Mete Yarar, merhaba. Merhabalar. Dün bu stüdyoda IŞİD muhtemel bir kara operasyonu konuşuyorduk. Bugün oralardasınız. Emniyetin ağırlıklı olarak sürdürdüğü bir operasyon bildiğimiz kadarıyla bu. Yerleşim birimlerinde askerin fazla müdahil olmadığı, çevre güvenlik önlemlerini aldığı ama operasyonun müdahalelerin emniyet tarafından yapıldığı bir durumla karşı karşıyayız bildiğimiz kadarıyla. Ne oluyor? Yani örneğin en kuvvetli müdahale dendi. Az önce Ferit Aslan bunu söyledi. Helikopterler, tanklar da devreye sokulmuş. Nasıl bir güç uygulanıyor? Ne oluyor? Vallahi açıkçası ben de şu anda bulunduğum yerde başka bir şehirdeyim. Ve 1,5 saatten beri de biz de çatışmayı izliyoruz. Başka bir şehirde ve başka bir ilçede 1,5 saatten beri yoğun çatışmanın ortasındayız biz de. Ben de size öyle söyleyeyim. Yani farklı bir yerdeyim ama inanın şunu söyleyeceğim yani. Bu gerçekten artık söylenmesi gereken bir şey. Yani ne olursa olsun arkadaşlar, bir örgüt şehirleri sivillerin olduğu ortamlarda, çatışma ortamına sokuyor ve bunun adına biz başka isimler bulmaya çalışıyoruz. Şehirleri, bütün yolları barikatlarla kapatıyor. RPG, Bixi, elinde ne bulursa en ağır silahlarla şehirlere iniyor ve bu şehirlerdeki insanlara, insanların arasına karışarak, insanların arasından polislere ve güvenlik güçlerine saldırıyor. Ve bunu Türkiye'de gerçekten yüksek sesle seslendirip kınayamıyoruz. Bunu kınamak yerine başka versiyonlarla başka şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ya önce şuradan başlayalım mı? Ya dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey? Bir örgüt başka bir yaşayan insanların, sivillerin arasında eylem yapma hakkını kimde bulmuş? Türkiye'de de bu hakkı alacak ve bunun arkasından da başka şeyler söylenecek. Ya önce şunu bir seslendirelim ya. Bu insanların, bu silahlı insanların, bu sivillerin arasında ne işi var? Önce buradan gidelim mi? Yani bunu bir söyleyelim mi? İnanın şu anda 1,5 saatten beri kocaman bir ilçenin içerisinde sayamadığım kadar çatışma var. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi?
Peki. Ve bunun adına at bulmaya çalışan insanlarla uğraşıyoruz. At bulmaya çalışıyoruz. Devlet işte tankla girdi, devlet şunla girdi, devlet bununla girdi. Ya arkadaşlar, önce bu adamların burada ne işi var ya? Bu adamların ne işi var? Önce buradan başlayalım şimdi. Ya. Hiç oraya gitmeyelim, o taraflara falan uzamayalım. Yani. Güvenlik sebebiyle sizin nerede olduğunuzu sormuyorum. Ama şunu sormak istiyorum. Bulunduğunuz yerde de hendekler, barikatlar var ve bunlara mı müdahale ediliyor? Falan edilmiyor. Bakın, müdahale edilmiyor. Neden müdahale edilmiyor? Belki silah sesleri şu anda size de geliyordur. Arkadan da. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Devlet, inanın, içerideki insanların başına bir şey gelmesin diye elinden geldiği kadar yapıyor. Barikatların arasına gizlenmiş insanlar çıkıp bütün polis teşkilatlarına ve güvenlik teşkilatına saldırıyor. Ve tekrar insanların arasına karışıyor. Şimdi bunun adını bir şekilde koyalım. Yani bunun adını koyalım. Bakın, tankla girildi deniyor. İşte uçakla girildi deniyor. Başka şeyler söyleniyor. Bakın arkadaşlar, hepimiz silahlı kuvvetlerin gücünü biliriz. Eğer silahlı kuvvetler gerçekten böyle şeyde girmiş olsa, bugün söylenenler bunu yaşanmaz. O iki tane gencecik çocuk, siviller ve diğerleri, yaşananların sorumlusu acaba kim? Gerçekten kim ya? Ya gerçekten kim ya? Bu insanların arkasına sığınan insanları vurmamak adına bu gencecik askerler ve polisler şehit oluyor ya. Çünkü ateş edemiyorsunuz. Ateş edemiyorsunuz çünkü karşınızda bir grup var. Ve grubun oturduğu yer evin tepesindesiniz. Evin tepesindeki bu adama ateş ettiğinizde evin içindeki insanlara da ateş edeceksiniz. Sizi ateş eden bir grup var edemiyorsunuz. Ve insanları canlı kankalar haline getirmiş olan bir örgütten bahsediyoruz. Yola barikat kuran, içeriye ne ambulansı sokan ne başka bir şeyi sokan insanlardan bahsediyoruz. Mete Yarar, önce şuradan başlayalım ve buradan gidelim. Bu örgütlerin bu hakkı nereden bulduklarını bir soralım ya. Bu Türkiye bu kadar mı sıkıntılı bir hale geldi? Ve bu insanları kınayamıyor muyuz? Bu insanları lanetleyemiyor muyuz? Arkadaşlar, buradan gidin kardeşim diyemiyor muyuz? Bu kadar yüksek sesle konuşamıyor mu toplum? Bu kadar mı insanlarımızın hiçbir değeri kalmadı? Bakın, ben güvenlik güçleri falan mevzudan bakmıyorum ya. 100 bin kişinin yaşadığı şey, ben ilçeden bahsediyorum şu anda. Kimin hakkı var ya? Çocukları bu kadar silah sesleri altında inletmeye hangi örgütün hakkı var ya? Mete Yarar, sizin de orada bir televizyon programı ya da bir dizi program çektiğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Aynen, bakın tanıklıklarınız ben de niye çekiyorum için. Biliyor musunuz? Ben de niye çekiyorum biliyor musunuz? Benim de çekmek istediğim sebebi şundan kaynaklanıyor. Sıkıntı şu. Herkes farklı farklı açıdan bakıyor. Benim de bakış açım var. Ben de bakış açımdan başka bir açıdan bakmaya çalışmıyorum. Ben yalnızca yorumsuz olarak çekip İnsanlara göstermeye çalışıyorum. Biz Silvan'ı seçim öncesine gittik ve Silvan'ı çektik. Silvan'daki çatışmanın boyutunu gösterdik insanlara. O yolların nasıl kazıldığını, o yolların nasıl kapatıldığını, o sulama şeylerin nasıl patlatıldığını, trafoların nasıl patlatıldığını, elektriğin neden olmadığını hepsini tek tek gösterdik insanlara. Yani bugün de amacım burada bulunma sebebi, ya arkadaşlar diyoruz ya bu buralarda bir şeyler yaşanıyor. Buralarda bir şeyler yaşanıyor. Bunun yaşananı da biz anlatmaya çalışıyoruz. Gelin görün diyoruz. İnanın, 1,5 saatten beri 3 tane kameraman arkadaşımız çatışmaları çekti. Mete Yarar, çok teşekkür ederim. İzlenimlerinizi, tanıklıklarınızı anlattığınız için ve değerlendirmeler için çok sağ olun. Avrupa Birliği 1 Kasım seçimleri sonrasına ertelediği ilerleme raporunu dün açıkladı. Basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı konuları başta olmak üzere ciddi, sert eleştiriler içeriyor rapor. Avrupa Birliği Bakanlığı'na göre ise pek bir sorun ya da sıra dışı bir durum yok. Zira ilerleme raporları doğası gereği eleştirel olması gerekiyor. Raporun ne ifade ettiğini Ekonomik ve Dış Politika Araştırma Merkezi EDAM Genel Sekreteri Sinan Ülgen ve Bilgi Üniversitesi'nden Emre Gönen ile konuşacağız. Hoş geldiniz. En ağır duyduğum buna dair değerlendirme, Avrupa
Türkiye'nin üyelik defterini kapattı şeklindeydi. Gerçekten bu kadar sert bir şekilde yorumlanabilir mi ortaya çıkan rapor? Yok, hayır, öyle bir yoruma gerek yok. Rapor kanaatimce oldukça objektif bir rapor. Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptıkları ve yapmadıklarını dile getiren bir rapor. İçinde olumlu unsurlar da var, olumsuz unsurlar da var. Bunun bir fotoğrafını çekiyor. Olumlu unsurlar ama galiba bakanlığın ısrarıyla eski raporlarda ilerleme olarak kaydedilen şeylerin bir özet olarak bu rapora eklenmesi. Yani son değerlendirilen döneme dair olumlu, iyimser, ilerlemeye dair bir şey var mı? Var. Mesela örneğin mülteci krizinde Türkiye'nin yapmış olduğu katkıları dile getiriyor. Dolayısıyla orada tabii ondan sonra Türkiye'den beklentiler de dile getiriliyor ama son döneme dair olumlu unsurlar da var. Ama tabii ki burada ağırlık ve Avrupa Komisyonu'nun raporunun bir anlamda özetinde daha fazla ağırlıkla yer verdiği hususlar Türkiye'de demokrasi alanında özellikle ifade özgürlüğü, basın özgürlükleri ve toplanma özgürlüğü alanındaki eksiklikler ve hatta ilk defa olarak bu raporlarda ki burada belki bir parantez içinde şunu anlatmak lazım. Türkiye 1999 yılında Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünü kazandı. 2004 yılında müzakereye başladı. Yani 2000 yılından bu yana demek ki ne ediyor? 16. rapor, 2000 yılında sayarsak. 16. raporda ilk defa olarak Türkiye'de bu rapor içerisinde bazı alanlarda geriye gittiğini rapor teslim ediyor. Bugüne kadar kullanılan terminoloji şuydu. Eğer ilerleme olduysa ilerleme var deniyordu. İlerleme olmadıysa ilerleme yok deniyordu. Burada ilk defa olarak ki bu özellikle ifade özgürlüğü alanında kullanılan bir tabir gerileme var deniliyor. Onun da belki altını çizmek lazım. Yani Emre Gönen, kârdan zarar mı etmiş Türkiye? İleri gittiği yerden geri gitmiş, yani ilerlediği yerde geri adımlar atmış. Böyle mi söylemek gerekiyor? Evet, çok diplomatik bir üslupla yazılmış. Sinan da onu biraz söyledi. Yani iki sene evvel yapılan işler ne kadar iyiydi? İşte son iki senede ama diyerek ciddi eleştiriler var. Tabii ilerleme raporları 1999'da doğru Türkiye ilk hani rapor diyebileceğimiz bu sistemle tanıştı ama ilk temel rapor yani Türkiye'nin röntgenini çeken 1989'da komisyonun hazırladığı işte görüştür. Yani bizim röntgenimiz yaklaşık 30 küsur yıldır çekiliyor. Henüz tam bir teşhis de bir türlü konamadı. Fakat özellikle yargının bağımsızlığı ve Türkiye'deki yargının geçmişte de pek parlak olmadığı yargı sisteminin daimi olarak siyasi iktidarın çeşitli dönemlerde baskısı altında olduğu ama son dönemde özellikle de paralel örgütle mücadele bunu da tırnak içinde yazmışlar çerçevesinde hakikaten hakim ve savcılar üzerinde çok ciddi baskılar oluşturuldu ve bunun nasıl bir şekilde de halledileceği konusunda da kimsenin fazla fikir sahibi olmadığı yazıyor. Yani bundan önceki raporlarda durum da bu kadar vahamet kesbetmemişti ama bu tür ifadeler pek kullanılmazdı. Şimdi burada demin dediğiniz gibi raporda da tırnak içinde paralel ifadeler evet kullanıyorlar. Ve raporun değindiği alanlar yani yargı, emniyet, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yolsuzluklarla mücadele gibi alanlar geliyor, çatıyor. Hükümetin cemaatle mücadele ettiği alanlara ve mücadele için yaptığı şeylere kilitleniyor. Yani son iki yıldaki gerileme aslında buna mı bağlanmalı? Yani hükümetin paralel yapı adına mücadele ettiği alanlarda yol açtığı tahribatı mı aslında fotoğrafını çekmiş oluyorlar? Yargı konusunda bunu vurgulamış ama diğer konularda özellikle ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, internetteki yasal çerçeve ve yasal çerçevenin dışına çıkan bir takım yargı uygulamaları söz konusu olduğunda bunun tabii öyle bir paralellik kurduğunu söylemek çok zor. Orada daha ciddi bir şekilde Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz ortamında ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ya da geriye gittiğini açık açık söylemiş. Tabii bu üyelik müzakereleri esas olarak o meşhur Kopenhag kıstaslarının birincisi olan işte bir hukuk devletinin varlığı ve işleyen bir demokrasinin, demokratik sistemin varlığı üzerine kuruludur. O koşulu yerine getirilmeyince veya yerine getirmeyi artık beceremediğiniz sürece üyelik müzakereleri devam
dahi edemez. Şimdi böyle bir saptama var. Yani hani çok parlak bir benzetme olur mu bilmiyorum ama futbol maçında hakem sarı kart çıkarmadan evvel bir uyarır. Bir daha yaparsan sarı kart geliyor diye. O düzeyde bile değil. Halbuki bunu dile getirmiş olması Avrupa Birliği'nin raporda, orada çok hani vahim şeyler olabilir, aklınızı başınıza toplayın demenin satır arası. Ama bunu o kadar hani hiç öne çıkarmak istemeden bir şekilde oturtmuş. O da Avrupa Birliği'nin divan edebiyatı konusunda ne kadar yetenekli olduğu, yani çok ağır bir şeyi hani güzelleme yaparak bir şekilde önümüze koymuş vaziyette. Yani üyelik müzakerelerinin herhangi bir şekilde resmen son ermesi falan söz konusu değil. Bu rapordan o da çıkmaz ama zaten fiilen üyelik müzakerelerini de yapamıyoruz. O da başka bir durum. Şimdi özellikle yargı konusunda dönüyor dolaşıyor. Pek çok paragrafta atıfta bulunuyor yargı bağımsızlığı konusunda. Şimdi bu da hükümetin çok hassas olduğu ve hatta kendi bekasına tehdit olarak gördüğü bir yapıyı ortadan kaldırmak adına attığı adımlara geliyor, dokunuyor bu iş. Şimdi burada öncelik AB mi, hükümetin devamı mı dese, herhalde hükümetin devamı ve bu adımların bu şekilde atılmaya devam edilmesi sonucu çıkar. Dolayısıyla bu alanda AB'nin herhangi bir beklentisi olmaması mı gerekiyor? Bu durumu tespit etmiş, bunları yapın diyor ama yakın gelecekte bunlara dair bir şey beklemek hayalcilik mi olur? Şimdi bu bir durum tespiti. Dolayısıyla aslında bir hususu daha ilave etmek lazım. Bugüne kadarki bütün raporlardan bir diğer farkı bunun. Bugüne kadarki bütün raporlar hep geçmişi değerlendirdi. Yani ilerleme raporu son bir yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne uyum adına neler yapıldı? Hem siyasi açıdan, hem ekonomik açıdan, hem müzakere başlıkları itibariyle. Şimdi bu raporda bir farklılık var. Bu rapor aynı zamanda geleceğe yönelik öneriler de içeren ilk rapor. Bunu çeşitli başlıklar altında görüyorsunuz. Dolayısıyla hem bir fotoğrafı çekiyor. Yargı bağlamında evet, yargı bağımsızlığına halel getirilmiştir diyor. Yürütmenin yargı üzerindeki etkisi azaltılmalı diyor. Ve bunu yalnızca geçmişe yönelik değil, aynı zamanda önümüzdeki yılda Türkiye'nin yapması gerekenler bakımından da böyle bir liste yapmış bu rapor. Bu ilk defa olan bir şey. Şimdi buradan ne sonuç çıkarmak lazım? Bir sonraki raporda aslında Avrupa Birliği bu yılki ilerleme raporunda verdiği bir anlamda ev ödevinin üzerinden geçecek. Bu ev ödevi yalnızca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği bir ev ödevi olarak bakmamak lazım. Bunlar nihayetinde Türkiye'nin Avrupa Konseyi bağlamında da üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden kaynaklanan ve bir çağdaş demokrasi için gerekli olan kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Buna bir başka bakış açısı da aslında Türkiye'de hem hükümet hem muhalefet bakımından çıkaracak dersler var burada. Bu aslında Türkiye önümüzdeki dönemde hem demokrasi alanında hem ekonomik alanındaki reform programının ne olması gerektiği konusunda çok ciddi işaretler veriyor. Muhalefete ne, nasıl ipuçları veriyor ya da nasıl dersler veriyor? Muhalefet bakımından da bugün Türkiye'nin yapıcı bir muhalefet gündeminin ne olması gerektiğine dair burada çok iyi bir yol haritası var. Yani hükümet Türkiye'de uzun yıllardır bunu resmi düzeyde dile getiriyor zaten. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi devam ediyor. Bu Türkiye'nin bir resmi politikası. Eğer öyleyse bunun gereğini yerine getirmek lazım. Dolayısıyla muhalefet bakımından da böyle bir aslında zemin teşkil ediyor. Madem ki hükümet kanadı Türkiye'nin resmen Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi devam ediyor diyor, o zaman bunların peşine düşmesi gereken de hükümettir. Bu konuda baskı kurması gereken de muhalefettir. Peki, şimdi bu Suriyeli göçmenler söz konusu olduğu zaman Avrupa Birliği'nin yaşadığı endişeler sebebiyle Merkel'in Ankara ziyaretiyle gelişmiş bir dizi temas yaşandı. Hala da o konuda arayışların sürdüğü tahmin ediliyor ama o zaman bir Türkiye bir Avrupa Birliği'ne karşı bir kart kazandı denmişti. Şimdi raporla yan yana düşünüldüğü zaman o kartın gerçekten bir anlamı var mı üyeliğe doğru adımlar atmak konusunda? Yani üyeliğe doğru adımlar atmak konusunda doğrudan evet çok iyi bir açılım yakaladık demek son derece yersiz olur. Bunun üyelikle hiçbir alakası yok. Fakat kopmuş ve birbirinden iyice uzaklaşmış İki oluşumdan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği. Şimdi Sinan'ın yaptığı saptama son derece doğru. İlk defa diyor bir takım hedefler verdi. İlerleme raporunda verdi, doğru. Ancak bunun var olması, bu şekilde bir metot kullanmaları
başlı başına bir vahamet. Yani bunlar öyle hedef vererek gidecek bir süreç değil. Açarsınız fasılları, zaten hedefi de bellidir, programı da bellidir. Her neyse, ve bunlar da hani ortalık yerde pazarlık unsuru yapılmadan Türkiye'nin reform yapabilmesini sağlar. Hem kamuoyu nezdinde hem de hakikaten bürokrasi ve iş dünyası nezdinde bunlar çok daha akılcı ve yumuşak bir şekilde götürülebilir. Şimdi bunun mesuliyetini tümüyle Türkiye'de işte ödevini yapmadı diyerek de bir şeye koyamayız, kenara koyamayız. Yani Avrupa Birliği'nin zaten çok zor bir süreç olan ve 5 yılı da pek geçmemesi gereken bu üyelik müzakerelerini ila nihaya uzatıp arada işte bir metot değiştirerek falan bu işi daha başka bir düzeye taşıma peşinde olup olmadığını da ben merak ediyorum. Yani negatif anlamda, olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani hiç değilse ilişkiler bir şekilde yürüsün arayışı var ki. Yani çekiyor mu Türkiye'yi? Belki de bir anlamda bunların söyleniyor olması Türkiye'yi hala müzakereye doğru çekmek anlamına. Hiç değilse yanına doğru çekmek, bir istişare mekanizması oluşturmak. Bu ad hoc olabilir işte mülteciler konusunda. Mülteciler konusunda Avrupa Birliği'nin yapacağı bir şey yok. 100 bin tane mülteci lafı dahi Avrupa Birliği içinde ve Angela Merkel'in kendi partisi içinde ayaklanmaya sebep oldu. Türkiye'de 2,5 milyona yakın mülteci oldu. Mülteci de değil onlar, sığınmacı diyoruz. Hiçbir hukuki şeyleri de yok, statüleri de yok. Gelecekleri yok. Tamam, canlarını kurtardık. Hakikaten hangi ülkeye bugün dünyada 2,5 milyon insana neredeyse hiçbir şeysiz mülteci olarak bırakırsanız çok ciddi sorunlar çıkar. Yani bu anlamda Türkiye'de bu kadar sorunsuz olması da altı çizilmesi gereken bir husus. Ama bütün bunlar işte raporun iki satırının ya da üç paragrafının arasında hoş bir ifade olarak yer alıyor. Peki ne yapacağız dendiğinde işte mülteci statüsü almak isteyenler hani Türkiye'den Avrupa Birliği'ne başvursun, bir iki kontuar açalım. İşte kalifiye olan, kabul edilebilecek olanlar gelsin. Gidemeyecek olanlar ne olacak? Ki zaten burada esas sorun bu insanların illa da Avrupa'ya gitmek meselesinde olmadığı, çok büyük bir çoğunluğu evine dönmek isteyecek. Ev yok, ülke yok. Avrupa Birliği'nin Fransa'nın ve İngiltere'nin dışında Türkiye ile Suriye krizinde ciddi bir şekilde istişare ve işbirliği içinde olmadığı başka bir vaka. Şimdi bütün bu felaket üst üste geldi. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu bölge için yegane iyi fikir Türkiye'nin 2011 yılında uygulamaya girmesi gereken serbest ticaret bölgesiydi. Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye. Avrupa Birliği bunu neredeyse hiç görmedi. Halbuki Avrupa Birliği'nin olduğu gibi metodudur işte. Yani Avrupa Birliği'nin başarıya getiren metoddur. O anlamda da bir pilot uygulama olarak fevkalade önemli olabilirdi. Bütün bunlar göz ardı edildi. 2,5 milyon insan Türkiye'de yaşayıp da deniz aracılığıyla şundan bundan Avrupa'ya geçmeye pek fazla kalkışmadığı sürece de öbür tarafa bakıldı. Şimdi bütün bunlar kapıya geldiğinde de herkes hazırlıksız yakalandı. Bakın Alman şansölyesi böyle gidip de bu işleri kendi başına çevirmez. Avrupa Birliği'nde Alman şansölyesi ara buluculuk yapmaz. Bu işi genellikle Fransızlara bırakırlardı. Kendi geldi Türkiye'ye. Türkiye'ye gelmekten de çok hoşlanan bir siyasetçi değil olduğunu söylemek de pek mümkün değil. Ve bu pazarlığı tırnak içinde kendi yaptı. Döndü şimdi kendi partnerlerine bunu dayattı. Bir şekilde bir noktaya gelecektir. Ama o nokta, son olarak şunu söyleyeyim. Yani bu çok faziletli bir gelişme değil. Değil ama hiç değilse iki oluşumu bir araya git, yani denize düşen yılana sarılır gibi Türkiye'ye tutunmak da isteyebilir. Ama gene de donmuş olan ilişkilere bir hayatiyet kazandırması fazla sonuçlar verebilir. O kadar da kötümser olmamak lazım. Emre Gönen çok teşekkürler. Rica ederim. Ülgen çok sağ olun. Çok teşekkürler. Her şey devam ediyor. Yıllar boyunca
Bir ben söylerdim, bir o Kozan Ağdı söylerdik. Şimdi ona da hayatın en büyük sürprizi oldu ama kusura bakma. Söylüyor beni, söylersin Yaşar abi. Özeride, özeride nurdanmışız mezarında. Kalk gidelim Kozan oğlu bir kürat üzerinde. Kalk gidelim Koç Kozan oğlu. Oy oy oy. Bu görüntüler ne diyeceksiniz? Birazdan anlatacağız. İçinde Yaşar Kemal var, Zülfü Livaneli var. Şubat ayında kaybettiğimiz Yaşar Kemal bu ayın sonunda çok özel bir konserle anılacak. Tekfen Filarmoni Orkestrası İngiliz konuk şef James Judd yönetiminde bir konser verecek ve konserde Yaşar Kemal'in gençliğinde derlediği ağıtlar, La Scala'da sahnelenen Teneke Operası ve Zülfü Livaneli'nin bestesi Yer Demir Gök Bakır seslendirilecek. Bu büyük konseri konuşacağız. Yaşar Kemal'in yakın dostu Zülfü Livaneli ve Tekfen Holding Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit'le. Hoş geldiniz Zülfü Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi bu girişteki yayınladığımız klip sizin bir konserde Yaşar evet. Kemal'le birlikte söylediğiniz türküydü. Evet. Neydi? Kozan? Kozanoğlu. Kozanoğlu. Evet. O da var. O da var açılışta. Ben söylemeyeceğim ama başka bir arkadaş söyleyecek. Biz Yaşar Kemal'le hep zaten ağıtlar söylerdik. Her gün buluşurduk. 44 yıllık dostluk ve her gün türkü söylerdik, ağıt söylerdik beraber. Karacaoğlan şiirleri, atışma gibi, aşık atışması gibi yapardık. O konserde de en önde oturuyordu Yaşar abi. Bu parça da yoktu programda falan ama onu görünce birden içimden geldi. Başladım, ona da mikrofonu uzattım. Zor, alışık değil tabii bu kadar kişi önünde falan ama yine çok güzel söyledi. Bu türkünün bir anısı daha var galiba, değil mi? Hastanede yoğun bakım evet. odasında da onu bunu söylemişsin. Bunu, evet, bunu söyledim gene. Çünkü yani son günlerinde anladığım kadarıyla. Son günlerinde yoğun bakımda, daha tam bilincini yitirmeden böyle bir ara yoğun bakım gibi bir şeydi. Çok kötüydü yani, her tarafına şeyler bağlanmış böyle falan filan, biliyorsunuz işte. Ortumlar, kalkmak kablolu. İstiyor, gitmek istiyor çünkü ruhu özgür, böyle kartal gibi uçmak isteyen bir adam hayatı boyunca. Ve şey dedi yani, götür beni buralardan falan dedi. Ondan sonra ben de götüremeyeceğim anladı. Ben dedim götüremiyorum ama şey söyleyeyim sana. Türkü oturup yoğun bakımda türkü söyledim. Daha sonra da mezarında da gömüldükten sonra bir İnce Mehmet ağıdı vardır. Tanışmamıza da vesile olan bir şey o. Benim bulup söylediğim bir ağıt. Kırlangıç yapar yuvayı, çamur sıvayı sıvayı, bize İnce Mehmet derler, zalim beylerden dolayı. Mezarına da bunu söyledim. Nihat Bey, sizin Filarmoni Orkestrası evet. çok önemli bir iş yapacak. Geçmişte de çok büyük işler yaptı. Bizzat aslında opera şeyin orkestranın varlığı bile önemli bir şey. Yani bir şirketin, bir kuruluşun, bir filarmoni orkestrası kurması ve bunu yaşatması çok önemli. Aynen. İsterseniz biraz filarmoniden, biraz da bu fikrin nasıl ortaya çıktığından siz bahsedin lütfen. O zaman biraz eskiye gideyim. Şöyle ki, Yaşar Kemal'le ben bir doktorun muayenehanesinde bekleme odasında tanıştım. Biz yaşların karşılaşma, tanışma yerleri böyle yerler oluyor. Tabii ben kendisi herkes gibi hayranıydım. Ona kendisini sormadım da o bana sordu ne işle meşgulsun diye. Ben de sosyal sorumluluk alanındaki işlerimizden bahsettim daha ziyade. Ve bunlardan en çok onu etkileyen ve ilgilendiren şey oldu. Botanik bahçe. Burada İstanbul'da geliştirmekte olduğum. Bir de arıları çok sordu. Arılarla da meşgul olduğumuzu söylemiştim. Bu iki konu onu çok ilgilendirdiğini anladım. Ve botanik bahçemize geldi. Mit çok mutlu oldu, çok sevdi. Biliyorsunuz der ki, dünyada bin bir çiçekli kültür bahçesi diye bahseder dünyadan. Bin bir çiçekli kültür bahçesi diye. Yani kültürle o çiçekteki zenginliği eşdeğer görüyor. Aynı orada da böyle bir müthiş bir zenginlik, bir yarış aralarında. Ama o rekabet güzel bir rekabet, haksız bir rekabet hiçbir zaman yok. Öyle ki işte çiçekler renkleriyle, kokularıyla, desenleriyle yarış halindeler.
bu yarışta bir dayanışma da var. Sahneye çıktıkları zaman, çiçek açtıkları zaman, ya biraz daha kalmaz mısınız, niye erken geldiniz, niye geçtiniz diye sual ederiz onlara. Derler ki, biz arkadan gelenlere yer vermemiz lazım, bu sahnede bırakalım, onlar da kendilerini göstersinler. Böyle bir nazik da aralarında dayanışma, paylaşma var. Bunu kültürler arasına benzetir o. Hı hı. Onun için bahçeyle çok ilgilendi. Hatta Zülfü Bey de almış, bir gün gitmiş. Bana da haber vermiyor, meşgul etmek istemiyor beni herhalde. Çok da nazik bir kimse. Ondan sonra öğrendim ki eşinden, muhterem Ayşen Hanım'dan birkaç defa gitmiş oraya hava almaya, sıkıldığı zaman böyle. Orada hatta mutlu oluyordu o öyle bir ortamdan. Bu tabii bizim orkestrayı bu sene ilk konserini verirken ne olsun programımız derken aklımıza hemen Yaşar Kemal geldi. Hı hı. Bu kendisinden bu izlenimleri de aldıktan sonra ve orkestrayla da bir nevi bir ilişiği var. Şöyle ki bu orkestra 23 ülkeden 3 tane deniz, Hazar Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'den dünyanın en problemli bölgesinden 23 ülkeden müzisyenler bir araya geliyor ve diyorlar ki çatışmaya ne gerek var? Bakın işte bir kardeşlik şuuru içerisinde müzik yapıyoruz. İşte bu da bir kültürlerin bir araya gelmesi ve anlaşabileceklerini gösteren bir konu. Orkestranın bu hüviyetiyle Yaşar Kemal'i anma çok yakıştı diye düşündük biz. Evet. Nitekim ortaya konan konser programı da sözüne ettiğiniz şekilde bir çeşitlilik, bir yelpaze yansıtıyor. Yani Kozanoğlu ağıdıyla başlıyor. Sonra sizin bestelediğiniz Yer Demir Gökbakır'la evet. devam ediyor ki o da hem filme çektiğiniz Yaşar Kemal'le birlikte yazdığınız bir senaryo ama Yaşar Kemal'in romanından yapılmış bir filmdi. Sonra 3 minyatür var. Bu galiba Gara Garayev. Evet. Azerbaycan'dan evet. galiba değil mi? Sonra Fabio Vacchi'nin Teneke evet. Operası'ndan Aryalar. O çok güzel. La Scala'da sahneye kondu. Ben de gitmiştim orada şey yapmaya. Çok güzel bir şey. La Scala biliyorsunuz bu işin artık en üstü. Mabedi. Çok güzel bir şeydi o. Bu Vacchi'nin müziğiyle ve yani çok hoş bir gösteriydi. Onun da olması iyi. Bir de sonunda tabii İdil Biret var. Yani o da bambaşka bir şey. Evet. Bir boyut. Beethoven'ın iki eseriyle bitecek bir program. Orada. 30 Kasım'da düzenlenecek. Adnan Saygun'dan da biraz Türk motifleri vardır. Onun tabii. Orada demin söyledi Adnan. Evet. Evet, bir de Ahmet Adnan Saygun var. Evet, tabii onun orkestra suite'i de var. Haklısınız. Evet. Sizin tabii yani Yaşar Kemal denince akla gelen ilk isimlerden biri sizsiniz. Yani hep hakikaten böyle ikili kadraja giriyorsunuz insanlığın hatırasında. Buna katkınız nasıl oldu? Yani sizin eserinizin seslendirilmesinin dışında yani elçiliğini mi yapıyorsunuz? Çok çok fazla olamadı maalesef ama Nihat Bey'le dostluğumuz var. Çok yakın, çok saydığım bir insan. Daha sonra bu fikir gelişince işte konuştuk, görüştük, toplantı yaptık. Beraber bunun hazırlığına Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Hanım ve diğer sanatçılarla işte bu böyle bir gece hazırlandı. Aslında güzel bir şey olacak galiba. Çünkü bir de Yaşar Kemal müzikte yani nasıl köyü de yazdığı halde köy romancısı değilse hı hı. müzikle de sadece türkü söyleyen, türküleri bilen bir insan değildi. Çok geniş bir müzik kültürü ve dinleme şeyi vardı. Ben bazen onu eve gittiğimde, almaya gittiğimde falan böyle hep şey yani koyar Beethoven dinler. Ondan sonra şey dinler, Haçaturyan dinler. Çok müzik zevki çok gelişmişti. Hatta tartışırdık bazı şeyleri ve ilginç fikirleri vardı. Bunların hepsi yani kendilerinden önce gelenlerin yarattıkları müzikler olmasa, halkın yarattığı müzik olmasa ne Beethoven olabilirdi ne başkaları olabilirdi diyor. Halk motifleri mutlaka kullanıyorlar diyor ki doğru bir görüş tabii. Sıfırdan olmuyor hiçbir şey. Bütün o birikimlerden oluyor. O kendi edebiyatını doğru bir kökten kavradığı için müziği de, resmi de her yeri de doğru yerden anlıyordu. Hı hı. Doğru yerden kavradı. Sizin bir de onunla ilgili ya da onun yaşamını kitap
yapma, onunla ilgili bir şey, bir kitap yazma girişiminiz olacak diye duymuştum. Doğru mu? Vallahi şöyle, ben onu kaybettikten sonra kitap yazabilecek durumda falan değildim o sarsıntıdan sonra. Çünkü her sabah elim telefona gidiyor, Yaşar abi arayacağım falan diye. Ondan sonra 44 yıllık bir şey çünkü bu. Yani en azından o alışkanlığın değişmesini düşünün, zor bir şey. Fakat sonra etraftan çok istek geldi. Ben zaten Yaşar abiyle ilgili çok yazı yazdım. Çok kitap yaptım, çok yazı yazdım, çok anılarımız var birlikte. Fakat bunları derleyip toplarsak bir de ilginç bir şekilde belki bilinmeyen bazı anılarla da falan onu da anısına layık bir şekilde onu insanlara daha iyi anlatacak şekilde bir kitap oluşturacağım herhalde ama hemen değil. Zaten çok kıymetli anılarınız var. Özellikle işte Paris'te olanlar, evet. Yurt dışında yaşadıklarınız. Rusya'da var, Stockholm'de var, çok çeşitli yerlerde var. Hep böyle komik, trajikomik anılarımız var. Çok hayat boyu güldük. Nasıl olduysa müthiş bir enerjisi olan bir insandı. En dar gününde bile insanın güldürür, neşelendirir. Kendisi de öyle. Neşeliydi. Yani hiçbir zaman yılgınlığa kendini kaptıran birisi değildi. Siz onun bir de Merhaba şiirini, evet, bestelemiştiniz, evet, değil mi? Başka var mı öyle? Merhaba'yı besteledim. İlk albümde, yurt dışında yaptığım albümde Ulaş Ağı'dı. Ulaş, hele Ulaş'a Ulaş'a parçası vardı. Onu besteledim. Daha sonra da Yalnızlık adlı bir parçasını besteledim. Sonra şiirini. Daha sonra çok müziklerini yaptım tabii. Mesela Göteborg Tiyatrosu'nda oynanan oyunun müziğini yaptım. Avignon'da, Tiyatro Şenluar'da oynanan oyunun müziğini yaptım. Burada Müşfik Kenter'in sahneye koyduğu Teneke'nin müziğini yaptım. Filmlerini, müziklerini yaptım. Yılan Öldürseler ya da diğer falan gibi. Yani o kadar birleşti ki çalışmalar. Hatta benim ilk film müziğim İsveç televizyonuna bebek filminin müziğidir. 1974. O da Yaşar abinin hikayesindendir. Yani her şey birleşmiş durumda gidiyordu zaten bizim hayatımızda. Ne düşünürdü sizin üzerine müzik yaptığınız şiirleri hakkında ya da sizin bunlara beste yapmanız üzerine? Vallahi herhalde beğenirdi yani. Söylerdi. Güzel şeyler söyledi, güzel şeyler yazdı. Benim üstüme çok güzel şeyler yazdı. Yani o kadar güzel yazıları var ki insanı yüreklendiren, genç bir sanatçı olarak o dönemde insanı ortaya çıkaran çok çok güzel, belki hak ettiğimden daha güzel yazılar yazdı. Böyle bir cömert tarafı da vardı. Nihat Bey, siz peki böyle keşke daha erken tanışsaydık, bu iş doktor muayenehanesine kalmasaydı dediniz mi onunla tanıştıktan sonra? Bunu çok söyledim hakikaten. Yani geç buldum, çabuk kaybettim, evet, bir durumu olmuş galiba, değil mi? Hele doğadaki bu engin sevgisi, sevdası beni çok etkiledi. Keşke dedim daha evvel tanışsaydık. O bahçede onun da daha önemli çalışmalarımız vardı çeşitli. Onların hepsini tabii aktaramadım kendisine. Ama onları biliyorum ki orada arı kovanlarımız da var bahçede. Onları da çiçekle çok ilişkilendirmiş herhalde ki çok zordu arı meselesini. Çok, evet. Bizim arı ırkları üzerinde bir çalışmalarımız var. Ondan çok meraklandı. Ve hakikaten çok daha evvelden tanışmış olsaydım zannediyorum bizim şevkimizi bir kat artırırdı yani. Doğa konusunda benzerlikleri var. Biz Nihat Bey'le şeye gittik. İkimiz de Artvinliyiz. Macahel'e gittik. Orada işte arı meselesini, Kafkas arıları var orada, şenlikleri falan da gördük. Yani o doğa coşkusu, doğaya saygı, doğadaki uyumu arama gibi bir alanda çok meraklar ve hayatta arıya meraklı, en çok meraklı iki insan gördüm. Birisi Yaşar abi, birisi Nihat Bey. Yaşar abide de bir arı aşkı vardır. Yani çocukluğunda o arıları alıp seyreder, sokulmasına rağmen onların o renkleri, kuyrukları falan filan. Gelirken Nihat Bey'e şeyi söyledim. Dedim ki siz ikiniz de böyle arı diye, yani gerçekten arı üstündesiniz. Einstein diyor ya, arılar ortadan kalkarsa dünyamızın ömrü kalmamış. Doğru mu dedim? Doğru diyor Nihat Bey. Bu söylemiştir kesin, evet. Evet. Hakikaten de doğru bir şey. Çok temel bir şey seviyor musunuz? Çok çok önemli. Çünkü bütün tarımdaki etki, yani verim artışında şart. Biliyorsunuz Amerika'da arı kovanları tarım alanlarında kiralanıyor. Balı artık önemli değil. Gördükleri işlev daha önemli. Benim yani şu polen badem çiftliğinde taşımaları gelip eğer 3 hafta kalırsan şu çiçek zamanı, işte şu kadar para vereceğim diyor. Ve kovanlar çiçek peşinde dolaşmıyor, tarım alanları peşinde dolaşıyor şimdi Amerika'da.
Son bir şey söyleyeyim müsaade edersen. Yaşar Kemal'in ilk romanlarını yazdığı zamanlarda dünyada böyle çevre bilinci falan fazla yaygın değildi. Ve romanlara da sirayet etmemiş yani eski romanlar. Ama Yaşar Kemal'in ilk romanlarına bakın, röportajlarına bakın. Sürekli bir çevre bilinci var. Bizim bugün üzerinde duyarlılıkla durduğumuz çevre bilincini 50 yıl önceden, 60 yıl önceden yazan bir romancı. Müthiş doğa tasvirleri var tabii. Yani. Var ama orada da doğanın korunması, doğanın elden gitmemesi falan için müthiş bir mücadelesi var. Evet. Yanan ormanlarda 50 gün diye röportajları falan var. Evet. Yani o bakımdan. Neyse güzel bir şey olacak herhalde. Evet, buna bir vesile, bu tanışıklık buna vesile olduysa ne mutlu, ne mutlu size, ne mutlu buna katılanlara, vesile olanlara. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana gelip anlattığınız için. Çok sağ olun. Nihat Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arılar meselesini de bir gün ayrıca konuşalım ama sizinle. Konuşalım, başka bir dünya tabii. Belli ki siz bayağı buna kendinizi vakfetmişsiniz artık. Evet, çok uğraşıyorum. Belli bir epey bir birikim olmuş sizde de bununla ilgili. Kendimi kaptırdım diyebilirim. Harika. Peki bunu gerçekten merak ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Her şey devam edecek. Bomba bir sezona başlıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Her şey çok güzel. Tamam. Vay be. Oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizimkiler de geliyor bugün. Bacım bir ağla bak. Gül. Şaşır. Olmaz yahu. Bunlar da 30'da sürat gidiyor Tufan'cım ya. Yalnız şu an ben buradayım. Gülse Birsel'i anlatmaya gerek yok. 10 parmak, 10 marifet. O kadar işin gücün arasında bir de kitap çıkardı. Hem de 6. kitabı. Memleketi ben kurtaracağım. Adından dolayı çok politik görünse de tamamen öyle değil. İçinde hem siyaset var hem de siyasetle hiç alakası olmayan yazılar. Gülse Birsel stüdyomuzda. Gülse hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Biraz iddialı bir isim olmuş şimdi fark ettim ben de. Vaadi biraz büyük bir kitap yani. Ama çok güzel. Yani dikkat çekmesi için iyi bir şey yapmışsın. Ki okudum ben kitabı. Dikkat çekmesini istedim zaten. Her kitaptan 2 lira kalıyor bana. Onun için şey, önemli yani. Yine de çok bir şey kalmayacak diye düşünüyorum. Yani, hayır kitabı okudum ben ve içinde bu bir bölümün aslında özeti diyebiliriz. Yani bir bölümün adı bu. Çünkü sen köşe yazılarında ne hangi koltuk boşalsa oraya talip olmuşsun bir kere zaten. Doğru, evet. Yani memleketle ilgili birçok pozisyona talip oldum. Kendime de çok inanarak yazdım bu yazıları. Fakat bir mülakat teklifi şu ana kadar gelmedi. Ankara'dan arayan falan da olmadı. Onu biraz buzdum. Evet. Ama o bölüm, hakikaten memleketi ben kurtaracağım bölümü, sadece kitaptaki bir yani 8-9 yazının konusu. Onun dışında evet, başka yazılar var. Yani sadece kitabı siyasi yazılar için alanlar... yani şey, hayal kırıklığına uğrarlarsa paralarını geri vermeyeceğiz. Onu şimdiden çok güzel söyleyeyim. Başka türlü yazılar çok da var. Adil çünkü bir ticaret olduğu. Şimdi kitabın girişinde asıl birkaç tane bölüm var. Bunlar anladığım kadarıyla bu kitap için kaleme alınmış bölüm. Evet. Geri kalanın önemli bölümü gazete yazıları ama. Bir kısmı gazete yazıları, bir kısmı tamamen kitap için yazılmış yazılar. Şimdi bu ilk bölüm, burası çok güzel. Yani gerisi de güzel de burası şey, senin mini otobiyografi ama gibi. Ama şey diyorsun, mizahi otobiyografi diyorsun. Bu yeni bir tür denemek istedim. Evet. Neyi anlatıyorsun burada? Ya aslında bunlar benim hep anlatmak istediğim şeylerdi. İşte biraz çocukluğum var, biraz ailem var, ergenlik var, sonra bu işlere nasıl başladığım var filan. Ama tabii çok genç olduğum için 7 yazıda bitti otobiyografi. Evet, çok küçük bunun bir kısa bir geçmişin istiyorum olduğu için. Ama 6 kitap yazmayı başarmışsın bu kadar genç yaşında. Evet, bugüne kadar 18 AB raporu, 6 kitap kurtaracağız memleketi bir şekilde. Şimdi yani mizah, yani otobiyografini de mizahla yapıyorsun. Hı-hı. Talip olduğun mekanları, makamları da mizahla anlatıyorsun. Ne bileyim, çözüm süreciyle ilgili söyleyeceğin bir şey varsa buraya da mizah penceresinden bakıyorsun. Ve aslında Türkiye'de çok da tehlikeli bir iş yapıyorsun tabii bunu yaparken. Çünkü iki sebebi var. Bir, hani mizah her an böyle hani eleştirinin en sert tonu olarak da kabul edilebiliyor. Yani mizahçıları da çok hani mizahtır diye hoş görmüyorlar. İkincisi, bir de ironi yapıyorsun. İroniye de çok aşina olan bir toplum değil bu. Bence işte ironi de mizah da aslında işin biraz şeker kaplaması. Ben senin düşündüğünün tam tersini düşünüyorum. Yani söylemek istediklerimizi biraz daha rahat söylememiz için bir araç aslında. En azından benim için öyle mizah.
siyasete de çok yakışıyor. Özellikle son dönem Türkiye'sinde. Mesela 10-15 yıl önce böyle değildi. Siyaset hayatımızın bu kadar içinde değildi. Sokakta, kahvede, evde bu kadar fazla siyaset konuşmuyorduk. Özellikle bizim kuşak ve bizden küçükler. Ama bu artık bu kadar hayatımıza girdikten sonra bunun mizahı da bir şekilde yapıldı ve yani yapılmaya da devam ediyor şu anda ve bence siyasi mizah yükseliyor son 10 yıldır. Hı hı. Ben mesela senin siyasi yazıların ki sayısı da dozu da arttı son hı hı. zamanlarda. Yani bir kere yazı sayın arttı. Yazı sayım ana gazetede haftada 2 gün yazıyorsun. Oldu. Dolayısıyla onların sayısı arttı ve ben mesela o tonu çok beğeniyorum ve orada teşekkür gerçekten ederim. Çok iyi fikirler, iyi eleştiriler, iyi gözlemler olduğunu düşünüyorum teşekkür ve bunların mesela hani başka köşelerde anlatıldığından daha etkili bir şekilde okuyanlara geçtiğini düşünüyorum. İnşallah öyledir. Yani geri bildirimler nasıl mesela? Hani seni başka kimliğinle, başka yazılarla bilenler siyaset yazmanı nasıl karşılıyorlar? Ya iki farklı fikir var aslında. Bazıları yani mizahtan çok uzaklaşıyorsunuz, çok fazla siyaset diyor. Bazen tamamen hayata dair, şehirle ilgili, bambaşka, tamamen mizahi bir yazı yazdığım zaman da bu hafta siyaset yok da oldu, korktunuz mu falan diyenler oluyor. Yani ikisini aslında dengeli bir şekilde yazmaya çalışıyorum gazetede. Evet, o da çok da pazar kolay bir günleri şey. Biraz daha hafif, işte hafta ortası biraz daha siyaset ağırlıklı vesaire. Hmm. Şimdi bir de tabii yani mesela çözüm sürecindeki ilk toplantılardan bir tanesine davet edilmişsin değil mi? Evet. Bunu yazmışsın. Evet, o bütün işte bir sanatçıların galiba bir müzisyenler davet edildi, sinemacılar... İşte vesaire filan öyle 3-4 tane toplantı oldu. Bir tanesinde ben de vardım. Mesela böyle eski bir güzel günler. Böyle bir toplantıya davet edilmek yani ne hissettirdi sana? Yani hakikaten bir sorumluluğun olduğunu mu düşündürdü yoksa böyle hani bir oyunda sana bir rol verildiğini mi düşündün? Nasıl hayır, şöyle düşünmüştük. O zaman birbirimizle de konuşmuştuk. Yani böyle birkaç mizahçı sen gidiyor musun? Gideceğiz abi tabii ki. Yani görevimiz falan dedik. Yani işlerin iyiye gideceğini düşündüğümüz, çözüm sürecinin hakikaten iyi sonuçları olabileceğini düşündüğümüz, benim kişisel olarak çözüm sürecinin ne olduğunu ve ne olacağını merak ettiğim bir dönemdi. Ve ilk soru sorma da maalesef bana düştü. Çünkü biz gittik orada işte Cumhurbaşkanı'nı dinledik filan. O zaman başbakandı değil mi? O zaman başbakandı Tayyip Erdoğan. İşte dinledik, güzel kahvaltımızı yedik. Çok güzel şeyler söylendi. Biz de bravo dedik, alkışladık. Bitti zannediyoruz. Meğer bir soru cevap bölümü varmış. O arada salonun yarısı zaten sigara içmeye dışarı çıkmış. Zaten bir yarısı gitti. Biz kaldık. Oradan birisi hanımlar sorsun ilk soruydu. Hani bir ölüm sessizliği olur ya ilk soruyu kim sorar? Orası da sahne gibi cumhurbaşkanı var, bakanlar var filan. Danışmanlar var filan. Hanımlar sorsun dendi. Biz de tesadüfen soyadı sırasıyla 4-5 hanım yan yana düşmüşüz. Gittikçe çember daralıyor onu hissediyorsun. Sözlüğe kalkacak öğrenci gibi değil mi? Nursuna Mehmetcan da ahbabımız Gülse sorsun dedi ve çekildi. Ben de hiç soru hazırlamamıştım ama en çok merak ettiğim şey şuydu. Yani hukuki olarak, sosyal olarak çözüm süreci hani çok güzel bir şey falan diyoruz da ne olacak acaba? Hala da o sorunun cevabını tam olarak alabilmiş değiliz farkındaysan. Hala o cevabı çok bekliyorum ben. Ve belki de bu soruyu sormuş olmam bu sürece ilk en büyük darbeyi buldu. Benim yüzümden olmuş. Her şey benim yüzümden bile olabilir. Ya biz ne yapıyoruz gerçekten Gülse haklı falan demiş olabilirler. Peki şimdi Gülse bunu her yerde biliyoruz artık. Bilmediğimiz bir şey kalmadı senin kariyerinin akışıyla ilgili ama yani okuduğun okuldan ilk mesleğe başlayış, gazetecilik, dergi yöneticiliği. Böyle geldiğin yeri hani nasıl buluyorsun? Bu yolculuğu, bu çıktığın yerle vardığın yer arasındaki süreci nasıl görüyorsun kendine baktığın zaman? Yani hayat bana kıyak yaptı diye düşünüyorum biraz. Çünkü çok istediğim bir şeydi. Yani sahnede olmak, işte hep oyuncu olmak istedim lise boyunca vesaire falan ama kader önce başka bir yere götürdü beni. İşte yazdım, dergide çalıştım, dergici oldum, gazetede yazdım vesaire. Sonra çok dolaylı bir yerden yine ekrana, işte sahneye vesaire gitmiş oldum. Yani istediklerimin hepsi oldu neredeyse hayatta. Bitti mi acaba her şey şu an? Kötü bir cümle oldu bu. Ya hayat bana kıyak yaptı. Çok iyi davrandı şimdiye kadar. Şimdi peki bu akışın bir de devamı var mı sence? Yoksa artık kendi İnşallah limitlerine dayandın mı? İnşallah vardır umuyorum. Yok yapmak istediğim çok şey var. Ya aslında temelde iki şey yapıyorum ben 19 yaşından beri. Yazmak ve oynamak. Yani işte gazetede de yazıyor, dizide yazıyor falan. Hepsi yazarlık esasında farklı alanları.
Şu ana kadar sinema filmi yazmadım. Şimdi bir sinema filmi yazacağım. İnşallah bu yaz çekeceğiz. Gelecek yıl belki yeni bir sitcom olacak. Enerjimi toplarsam ve 60-65 dakikalık bir sitcomu kabul ederse kanallardan biri. Bir de tiyatro oyunu yazmak istiyorum ve sahneye çıkmak istiyorum. Bunlar daha ileriki planlar şimdi ve hayaller. Şimdi bunları birazcık ben deşeceğim tabii. Ama şunu anlıyorum bir önceki sorumun cevabı olarak. Yani yine yazı ve oyunculuk etrafında kalacak. Mesela tabii, seni ne bileyim şarkı söylerken görmeyeceğiz. Yok. Evet, ya da ne bileyim yok. Hani Şahika gibi serbest dalış rekor denemesi yaparken görmeyeceğiz. Yani hep bu sularda kalacaksın. Aynen öyle. Çok kulağım çok güzel sesim yok. Yoksa isterdim. Şarkıcılıkta isterdim. Senin yanına o zaman sesi olan biri gerekiyor. Evet. İki kişi harika bir şarkıcı olabiliriz. Yani hiç kulağı olmayan iyi sesli bir ile güzel bir ikili olabiliriz. Şimdi bu söyleyeceğim şeye belki kızabilirsin ama sen dizi yapmadığın dönem sadece yani köşe yazıları yazdığın dönem ben senin aslında aylaklık ettiğini düşünüyorum. O da şundan. Çünkü dizi yaptığın zaman o kadar yoğun bir tempoda çalışıyorsun ki şimdi tatilde gibi hissediyor olman. Göreceli lazım. Aylaklık. Evet doğru. Yani eski nasıl geçiyor öyle zamanın mesela? Hani hakikaten ne yapıyorsun şimdi? Yani çünkü aslında iki yazı yazmak senin için tabii ki iş ama hani 90 dakika dizi yazmaktan her hafta daha kolay bir şey olsa gerek. 90 çok iyi canım. 130'da 130'a varmıştı tabii. İşte geçen sene Yalan Dünya bitti. Sonra bir 13 bölüm böyle tatlı bir oyuncu seçme yarışması yaptık. Evet, Komedi Türkiye oldu, diye. Jüri güzeldi. O Haziran sonu bitti. Sonra ben işte kitabın hazırlıklarına başladım vesaire ve gazeteye yazı yazdım. Biraz yüzdüm falan yazın. Şimdi de işte filmi yazmaya biraz başladım. Kilo çok aylaklık galiba. Biraz kilo verdim. Sonra onu gördüm. Evet, evet. Bayağı magazine doğru gidiyoruz burada. Şuna söyleyeyim bir dakika, şunu söylemem lazım. Yayına başlamadan önce bacaklarım görünüyor mu diye sordu. Ben de maalesef görünmüyor dedim. Çünkü üzerine çok güzel bir kıyafet ve çok güzel çoraplar var. Keşke görebilseydiniz. Gösterdiniz mi? Çok güzel. Yönetmenim gösterdiğini söylüyor. Hakikaten yani onun dışında evet tatil yaptın ama şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Boşlukta hissetmiyor musun? Yani o yok kadar dinlenmiş hissediyorum. Yani dizi temposu hakikaten çok ağır. Özellikle işte 90, 100, 120 dakikalar bunlar aslında yapılmaması gereken işler ve bu işin düzelmesi lazım. Biz Avrupa yakasına 60 dakika hatta 50 dakika başladık. Sonra 70 oldu, 80 oldu, 90 dakikayla bitirdik. Yalan Dünya'yı 130 dakikayla bitirdik. Yani bu iş nereye varacak bilmiyorum ama ben bu formatı bir daha yapmayacağım. Onun için çok dinlenmiş hissediyorum ve tekrar yazmaya çok hevesliyim. Yani neredeyse o hevesimi kaybetmek üzereydim Yalan Dünya'nın artık son sezonunda. Şu an tekrar enerjim yüksek. Gayet iyiyim. İyi bir sezonda toparlayabildiysen kendini ve enerjini iyi bir şey tabii. Demek ki hakikaten içinden yükselen taşan bir şey var. Sevdiğim bir iş yazmak yani. Peki koşulun o mu hakikaten? Yani 60 dakika ile mi başlayacaksın? Yani 60 dakika olursa mı yapacaksın tekrar? Yani 90-100 dakikalara kesinlikle varmayacağım. Peki filmden biraz bahsetsene. Ne yapacaksın? Filmi daha yazmadığım için benim için de sürpriz olacak. Bakalım. Yani komedi olacak yine. Ama şu an daha karakterleri, hikayesi vesairesi çıkmış değil. Bir de tiyatro yapmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Yani hem evet, yazmak hem oynamak istiyorsun. Oyun yazmak istiyorum. Sahneye de çıkmak istiyorum. Bu da benim uzun zamandır hayalini kurduğum şeylerden biri. Yani müzikal değil ama biraz müzikli bir oyun var aklımda ki o da komedi olsun. Ama böyle yani arkadaşlarımızın çok güzel oyunlarını seyrediyoruz. Küçük salonlarda muhteşem şeyler yapıyorlar. Ben biraz daha popüler tiyatro yapmak istiyorum. Yani daha büyük salonlar, daha çok seyirci olsun. Tiyatro yani çok güzel alternatif şeyler yapılıyor Türkiye'de tiyatro anlamında ama popüler tiyatro biraz eksik. Yani büyük salonlar mesela oyun bulamıyor. Yurt dışından oyun getiriyorlar vesaire. Onu yapmak istiyorum. Hayallerimden biri de o. Çok güzel. Yani seni sahnede görmek de eminim iyi bir tecrübe olacaktır. İnşallah, inşallah. Peki şimdi benim içeriden haber aldığım kaynaklar var ve bir iki şey soracağım sana buna dair. Çalışma metoduna dair nasıl çalışıyorsun? Mesela seni çalışırken yakından gözlemleyen bir arkadaşım dedi ki... Evet, bizim evde yaşayan sizin evde yaşayan bir arkadaşım. Dedi ki kahve içer ve ellerini klavyenin üzerine koyar ve ondan sonra 10 parmak bir şekilde sanki böyle bir yerden bir merkezden ona geliyormuş gibi aralıksız yazar. Dışarıdan daha havalı görünüyor demek ki. Ben kendimi yani konsantre olduktan sonra evet rahat yazıyorum. O işte özellikle genellikle geceleri yazıyorum. Yani el ayak çekilince daha rahat yazılıyor. Bunu birçok yazar zaten bunu söyleyecektir. Ama ben kendimi bazen böyle dışarıdan bayağı bir deli gibi falan görüyorum. Çünkü karakterleri yazarken böyle onların seslerine falan yapmaya başlıyorum. Onların mimikleriyle yazıyorum falan. Özellikle hızlı yani dizi yetiştirirken çok güzel bir görüntü değil o dışarıdan olan. Ben onu hissediyorum yani.
Bir ara şey dikkatimi çekti. Mesela Yalan Dünya yazarken bazı günler sesim kısılıyor yazdıktan sonra. Acaba dedim yani çok mu kahve içtim, çay mı içtim, ne içtim filan. Meğer Selahattin'i sahnelerde hocam benim filan diye yazarken o ses gidiyormuş, ondanmış. Ya çok şey değil, dışarıdan güzel değil. Peki görüntü. Gece çalışıp nasıl gündüz sete gidiyorsun? Yani ikisi birlikte nasıl oluyor? Yani benim setim bir iki güne topluyorlardı. Sabaha karşı ben bitiriyordum. İşte ertesi gün öğlen filan gidiyordum sete veya bir gün dinlenip ertesi gün gidiyordum. O şey sitcom'da biraz daha kolay. Işık filan beklemediğin için stüdyonun içinde her saat her sahne çekilebiliyor. Peki çok fit görünüyorsun. Teknolojiyle aran nasıl? Şimdi bu soruyu sorduktan sporla aran nasıl diye sormamı bekliyorsun ama hayır, şunun için soruyorum. Çünkü senin evde kası, yağı, siniri, böbreği, sıvıyı ondan sonra her şeyi ayrı ayrı gösteren bir tane tartı varmış. Ne işe yarıyor? Var. O yıllardır duruyor. Bilgi ediniyorum. Kullanıyor musun? Tabii ki. Yani tartıyı kullanıyorum. Spor aletleri var, onları kullanmıyorum. Tartı güzel. Yani o bilgi bana aksın. Ben spor yaparım, yapmam o bana kalmış. Bazen kötü haberler veriyor tartı bana, bazen iyi haberler ama bütün altyapı mevcut. Yani spora her an başlayabilirim. 10 yıldır bütün altyapım var. Bir tek yapacak insan eksik anladım. Evet, o motivasyon irade. Eksik. Motivasyon çok eksik. Peki, şuna dönüp, kitaba dönüp gene soracağım aslında. Babanın seninle ilgili hayalleri varmış, burada onu anlatıyorsun. Tabii. O hayallerin tabii. Neresindesin? Yani ne kadar uzak, ne kadar yakınsın ona? Ya da baban yaklaştı mı acaba hani senin olduğun yere? Ya çok ayrı bir yere düşmedim Allah'ta. Ama o mesela benim avukat olmamı çok istiyordu. Yani hukuk okumamı çok istiyordu filan. Onu da ben hiçbir zaman çok heveslenmedim. Yani şu anda düşününce daha yakın geliyor bana fikir olarak ama bizim üniversiteye girdiğimiz dönemler bir kere ben konservatuara girmek istiyordum. Bir de işletme, iktisat ve Boğaziçi Üniversitesi çok modaydı. Böyle iki arada bir derede kaldım. İkisini birden yaparım dedim. Konservatuvarda yarı zaman vardı. Tamam harika süper falan. O sene yarı zaman kalktı konservatuvarda. Ben de iktisat okumuş bulundum. Oradan bir yani babamın hukuk hayalini çok gerçekleştiremedim. Ama galiba şey iddialı böyle insanların bahsettiği biri olmamı istiyordu. O fena olmadı. O iyi gitti. Şimdi buradaki bölümlerden bir tanesi hakikaten kenarını kıvırdım o bölümünde. Sonsuz gençlikle lanetlenmiş kuşak. Evet. Bu hakikaten kadınların galiba daha çok üzerlerinde bir baskı hissettikleri öyle, bir alan değil mi? Öyle. Yani yaşlanamıyoruz. Artık gerçekten yaşımız geldi. Fakat hani popüler kültür, içinde yaşadığımız popüler kültür yaşlanmamıza izin vermiyor. Şimdi benim yaşımda birkaç tane top model var. Bu çok saçma. Bu bizden önceki kuşaklarda hiç olmadı ve aslında olmamalı da. Yani fizyolojik olarak da çok sağlıklı bir olamamalı şey değil. Olamamalı yani. Olamamalı yani. Bizim yaşımızda annelerimiz güzel döpiyeslerini giyerdi, incilerini takardı. Daha sakin otururdu, birbirlerine giderlerdi, çay içerlerdi falan. Biz şu an 20 yaşındaki insanlar ne yapıyorsa onu yapmakla da yükümlüyüz. Onların elde edemediği başarıları da cebimize koymuş olmalıyız. Zor yani hayat çok zor bizim için. Bir yandan çok güzel ne kadar yaşsızız falan yani yaşsız olmak tabii ki yaşlı olmaktan daha iyi. Ama onun için ne bedeller ödüyoruz diyorsun. Tabii ki. Yani şöyle bir koyu vermek varken, evet, salmak bizim varken. Bizim kuşakta böyle bir sorun oldu. Ama memleketi sen kurtaracaksın. Hayırlısıyla. O inşallah. Niyetle yola çıkalım hepimiz de bakalım ne olacak. Peki. Gülse çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kitabın gibi çok eğlenceli oldu. Seni görmek de çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde. Doğan Kitap'tan çıktı kitap. Yeni çıktı. Bir çırpıda okuyacağınız çok güzel yazılardan oluşuyor. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey devam edecek. Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey devam ediyor. New York'a gideceğiz şimdi. Özgürlük heykeli civarında semalara bakacağız. İlginç bir şeyle karşılaşacağız. Hani Superman'i görünce derler ya bu bir kuş, bir bu uçak. İkisi de değil. Jetpack, sırt jeti. Adam yapmış, uçmuş. Yarın yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Fuga Mobilya'nın sunduğu Mirgün Cabas'la her şey sona erdi.